على رسولنا صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إيلم أيها العزيز عالم زيا إشك عالم حرارة إسه عالم هوا عالم كهرباء Ale elektrik, alemi cezb, cazibe denen bir alem var, çekiyor. Çekim gücü mesela, dünya da çekiyor, iştahlar da çekiyor, servet de çekiyor, değil mi? İnsanları peşine takan bazı şeyler var yani. Kehruba, kehruba. kehruba mıknatıs. Alemi kehruba. Alemi misal, alemi esir, alemi cezb, ve alemi berzah gibi alemler arasında müzaheme ve yer darlığı yoktur. Yani mesela vefat edenleri defnederiz. Sanki melekler alıp bir yerlere götürdüğünü zannederiz. Hayır. Öldüğü yer ya cennet ya cehennem. Ahirete gitmek boyut farklılığıyladır. Mesafe farklılığı yok ki. Değil mi? Allah'a yaklaşma. Kaşa mesafe koysan Allah'a mekan vermiş oluruz. Güneş bizden ne kadar uzak mesela değil mi? Biz o güneşe mekanına, makamına gitmek için füzelere binsek yıllarca yürümemiz, gitmemiz lazım. Ama o ışığıyla, ısısıyla bize bizden yakındır. Maddesiyle bizden uzaktır. Bir şey maddiyattan çıkıp da maneviyata doğru yaklaştı mı onda mesafe olmaz. Uzak yakın olmaz. Az çok olmaz. Büyük küçük olmaz. Her şey hemen hemen eşit gibidir. Mesafeler, büyüklük küçüklükler, farklılıklar, azlık çokluk maddi şeyler için geçerlidir. Mesela bir çocuk 10 kiloyu kaldıramaz. Bir pehlivan 100 kiloyu kaldırır. Niye? Yaşı, gücü, kuvveti, değil mi? fiziğini aksetmiştir. O fizik farklılığına göre iş yaparlar. Ama bir mavi balina doğar iki tondur. Bir mavi balina yavrusu iki tondur. Gelişmiş bir mavi balina 200 tondur. İki tonu hangi ruh idare ediyorsa 200 tonu da aynı ruh idare eder. Demez ki bu çocukken iki tondu ben bunu kolay idare ediyorum. 200 ton oldu gücüm yetmiyor demez. 500 bin ton bile olsa ruh için fark yoktur. Bir kayısı ağacı için. Ha bir meyveyi büyütmüş, ha yüz meyveyi büyütmüş, ha bin, ha on bin meyveyi büyütmüş. Fark olur mu? Olmaz. Aynı anda. Ama bir insan evladı üç olsa, anne sırayla emzirir, belki sonuncusuna süt bile kifayet etmez. Yani iradeden insanlar uzaklaşıp, uzaklaşıp iradeden, Adetullah'a, Cenab-ı Hakk'ın adetine teslim oldukları nisbette da aynı kaide geçerli. İşe maneviyat giriyor. O zaman da az çok, bir bin fark etmiyor. Üstad bir cümle kullanır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Nasıl oluyor şimdi bu? Allah'a yakınlıkla o insanın maneviyat koordinatları artar, gelişir. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ağacı çağırıyor, yanına geliyor. Taşlara diyor, duvar olun benim için. Duvar oluyorlar. Parmaklarından su akıyor. Bir kişiyle bir ordu arasında fark olmuyor. Demek ki iki şey. Maneviyatın kendisi maddiyat gibi değildir. İki, Allah'a yakınlık arttıkça mülkte sultanlık artar. Allah'a yakınlık aşağı uzaklaştıkça müşkilat peyda eder. Peygamberlerin işi mucize olmasından dolayı sır buradadır. Aynı olay mesela mahlukatta da vardır. Insandan örnek verdik değil mi? Bir insanın ikizi olsa zor büyütüyor. Ama bir tavşan bir kedi hayatı boyunca onlarca yavru büyütüyor. Çok kolaylıkla ve Bitkilere git daha farklı, daha böyle dikkat çekici, daha mucizevi şeyler de bitkilerde var. Bir nara bakın Allah için yani. Değil mi? Bir haşhaş tohumuna bakın. Bir çınar ağacına bakın. Şu kadar tohumdan meydana geliyor. Filistin'de 3000 yıllık zeytin ağaçları var. 3000 yıllık en uzun ömürlü ağaçlar zeytin ağaçlarıdır. Allah zeytine yemin ediyor ya. Onda bir sır var. 3000 yıl. Yani düşünün yani. 2000 küsürdeyiz. İsa Aleyhisselam'dan evvel dikilmiş ağaçlar var. Nelere şahit olmuştur. Hala yaşıyorlar. Bak mesela Geçen işte de burada mı örnek verdim bilmiyorum, çok ders yaptığımız için. Buradan insan böyle havada koşarak çok rahat gidebilir. Koşarsın gidersin, arabanın hızı sürat peyda ettirir. Hava bir müşkilat, bir engel teşkil etmez. Ufak bir yani ses verir o kadar yani. Siz aynı hızda toprağın derinliklerinde yürüyemezsiniz. Kazmak lazım, bagerlerle onu açmak lazım. İşte şeyleri görüyorsunuz, metroları. Adam 100 metre gidebilmesi için belki 3 ay çalışıyor. Ne toprağın içinde gitmek çok zor. Bu adam bunu havada yapmaya kalksa 3 ayda değil mi? Dünyanın öbür tarafına gider. O araçlarla. Yani. Havada yürümek bu kadar kolay. Toprak engeller, taş engeller. Ama bir irade sahibi olan bizler için bu. Gel bitkilere. Cenab-ı Hak onlar öyle bir kanun vermiş ki. Bitkilerin, ağaçların, dalları havada hangi kolaylıkla intişar ediyorsa kökleri yerin derinliklerinde aynı kolaylıkla yürür. Anlatamadım. Halbuki ağacın toprağın içinde giden damarları dallarından daha naziktir. Daha kılcaldır. Değil mi? Daha naiftir. Daha incedir. Dallar sert ve keskindir. Bir ağacın köküyle dalları simetridir. Dalları havada suhuletle yürüdüğü gibi taşı, toprağı delen kökleri yerin derinlikleri de aynı kolaylıkla yürür. Aa bak az da çok bir. Sertle yumuşak arasında fark yok. Birle bin eşit. Sıf Allah'a mıdır? Celle Celaluhu. Allah dünyada öyle şeyler yaratmış ki onlara da aynı şeyi yaptırıyor, yaptırıyor ki kulum benim ilcaatımı benim şuunatımı kolaylıkla anlayın. Bak örnekleri var diyor. Doğan bir yavruyu kaç gram geliyor? 400 gram mı? 500 gram işte öyle değil mi? O ruh hangi kolaylıkla idare ediyorsa o büyüyor, gelişiyor, ilim adam oluyor, fen adam oluyor, 100 kilo, 150 kilo. He? Peygamber oluyor. O ruh onu aynı kolaylıkla idare ediyor. Hücreler çoğalmış, hücreler gelişmiş, hücreler büyümüş, organlar inkişaf etmiş. Hiç önemli değil. Ruh için hiç önemli değil. Şimdi deniyor ki, Cennette bir adama binlerce huri verilecek. Dünya kadar yer verilecek. E bir adam bu kadar huriyle bu kadar cennette nasıl meşgul olacak? Sıra kifayet etmez ki. Şöyle değil. Nasıl Cenab-ı Hak dünyada ruh sultanına şu beden ülkesinde çok kolaylıkla iş yaptırıyor. Aynı anda gözle gösteriyor, kulakla işitiyor, burunla koklatıyor, dille tadıyor, akılla anlıyor, kalpler seviyor. Bir iş bir iş engelliyor mu? Ruh bunu sırayla mı yapıyor? Hayır. Görürken işitiyor. İşitirken hazmediyor. Hazmederken düşünüyor. Düşünürken kan damarlarda cevelan ediyor ya. Öyle işler yapıyor ki bir anda çapsak toplasak trilyonlarca iş. Ruhu engellemiyor. Sıraya koymuyor. Allah Allah. Bir, biri, biri diğerine mani olmuyor. E, ruh bir beden ülkesinde her hücreye ayrı ayrı imdat gösterir, gönderir, cevap verir, onunla meşgul olur da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün hüccacın, bütün umrecilerin, bütün inananların selavatını bir anda alır. Hepsine bir anda cevap verir. Sıraya koymaz. Ruhun böyle bir inkişafı var. Ha, Bu mantıkla gidersek nuran nur alan, nurların nuru olan Allah, bizim ruhumuz onun nuraniyetine göre kesif bir gölge, bir ruhu, ruhun bir bedeni kolaylıkla idare ettiği gibi Cenab-ı Zat-ı Zülcelal de nuraniyetiyle bütün mükevvenatı bir anda hiçbir iş işe mani olmadan, uzak yakın farkı olmadan, birle bin fark etmeden gayet kolaylıkla idare eder. Hiçbir iş bir iş engellemez. Ruhu yaratmış, bitkileri yaratmış. Mesela bitkilerin portakal ağacı düşünün. Gövdesine en yakın olan meyve çabuk büyüyor, uçtaki zor, daha sonra mı gelişiyor? Hayır. Hepsi bir anda büyüyor. Azla çok, birle bin, uzakla yakın, eşit. İnsanın vücudunda ruhun olmadığı bir yer var mı? He? Bak her dokunuşta can alıyor. Hissediyoruz değil mi? Bu neden geliyor? Ruh var ki burada hissiyatı alıyor. Sinirleri kullanıyor ama net algılayan ruh var. Her yerde bedenin her yerinde hazır ve nazır ama şuradadır mekanı diye söyleyemeyiz. Parmakta var mı? Var. Mekanı bura mıdır? Hayır. Neden bilir? Parmağı kes, ruh ondan gelmez. Mekan olsa gelir. Orada otursa gelir yani. Allah bir ruh sultanını bir bedende saltanat kurdurup idare ettiriyor. Her yerde hazır nazır, mekanda münezzeh. Beden için söylüyor. Cenab-ı Hak da mekandan münezzeh, her yerde hazır nazırdır. Zaten her yerde hazır nazır olması olabilmesi için mekana bağlı olmaması lazım. Mekana bağlanmak, mekana tabi olmak mahlukatın, acizlerin, bizlerin işidir. Şimdi dersimizi bir daha okuyalım. Bu kadar mukaddeme yaptı ki konu mühim ve ağır anlaşılsın diye. Hep uluhiyete, Cenab-ı Hakk'ın şuunatına, adetullah kanunlarına Üstad Hazreti çok güzel örnekler vermekle bizi Rabbimize sağlam iman ve itikad sahibi olabilmemiz için Üstadımız bilgilendiriyor, tahrik ediyor. Bakın şimdi alemi ziya. Şurada ışığın olmadığı bir yer var mı? Burada ışık mı fazla biz mi fazla cemaat olarak? Işık fazla. Bak biz buralarda yokuz. Işık her yerde. Her tarafta var. Işık burayı doldurmuş değil mi? Lebalet. Peki. Aynı zamanda alemi hararet. Sıcaklık var mı her tarafta? O da var. Engelliyor mu birbirini? Hayır. Birbirine ayağına basıyor mu ışıkla hararet? Buraya yüz kişi alsa, bir yüz daha gelse oturamay, yer darlığı olur. Birimizin koluna kanadına basarız ya. Her tarafı ışık doldurduğu halde aynı anda her tarafı da ısı dolduruyor. Ve birbirini engellemiyor. Işığı da görüyorsun, ısıyı da teninden alıyorsun. O da saltanatını kurmuş, bu da saltanatını kurmuş. Hiç engelleme yok, çarpışma yok. Ne güzel bir şey ya. Allah'ın rızasında da hizmette yer darlığı, makam darlığı olmadığından dolayı hizmette dedikodu, gıybet, çekememezlik, haset çok kötü bir şeydir. Allah'ın rızası karşısında bunlar mukabele edilecek şeyler değildir. Eğer bir hizmette, bir davada yer darlığı varsa, makam ve mekan çatışması varsa o hizmet süsü verilmiş şey değildir. O hizmet olamaz. O Allah'ın rızası olamaz. Araştırın, didikleyin. Ya makam ya menfaat meselesidir. O paylaşılamadığından dolayı bize ne olarak yansır? Hizmet metot farklılığı olarak yansır. Böyle bir şey yok. Olmaz böyle bir şey. Allah'ın rızası herkese kifayet edecek kadar sonsuz bir meseledir. Kim bundan tatmin olacak ki başkasına kalmasın? Herkes doyabildiğine kadar doysun. Başkasına kalmamak diye bir şans yok ki. Herkes azami derecede istifade edebilir. Ama makamlar ve mekanlar mahdut olduğundan dolayı bir makama iki adam el atar, müzaheme yer darlığı orada başlar. Tarikatta vardır, post kavgası vardır. Başka yerde de hoca kavgası vardır. Bir başka yerde ağabey kavgası vardır. Bir başka yerde başka şeyler vardır. Peki, alemi hava, bak bir de hava var, oksijen alıyoruz. Her tarafında mevcut, yüzde yirmi bir. Allah Allah. O da ciğerlerimizi temizliyor. Isı ciğerlerimizi temizlemez ki. Işık da temizlemez. O ayrı bir alem. O da burada lebalep dolu mağazına kadar. Aha sana bir alem daha gel, o da saltanatını kurmuş. Gene yerdarlığı yok. İhsan abi, bak bundan sonra nereye gidecek? İşte Kur'an'da bu sırlar üstada açılmış. Bir mümin Allah'a anlatırken bunları bilecek. Altyapı. Onun için Üstad Hazretleri Risale-i Nur anlamı olsun da müteffendin olanlar. Ehli fen öne atılsın diyor. Onun için ilk talebesi Üstad'ın ilk talebesi ki Hulusi abi. Hulusi Yahya Gil. Alba yemeklisi. Fen biliyor. Felsefe biliyor. Mantık biliyor. Alem-i kehruba. Değil mi? Mıknatıslık. Burada ne var? Çekicilik var. Bir yığın madenler burada iletişim halinde. O da lebalet dolu. Getirin bir şey mıknatısı. Bak nasıl madenleri çekiyor gör. Bir şey var ya. Alem elektrik. Bak ışık ayrı, elektrik ayrı. Işık ayrı, ışık elektriğin yansımasıdır. Işık elektriğin sıfatıdır. Kendisi değildir. Bir elektrik var. Var olan elektriği daha insanlar keşfedemedi. Onu kablolarla getiriyoruz. Esasında elektriği havada yakalamak mümkün. Nasıl eskiden sesler kabloyla gelirdi? Manyetolü telefonlar vardı hatırlayın. He? Sıraya girdik PTT'de. Daktilolar öyleydi. Teleksler değil mi? Şimdi ne oldu? Çöp oldu. Demek ki hava, hava sesi de koruyormuş. Hava şekli de koruyormuş. Eski televizyonlarda kabloyla gelirdi. Ki kabloyu kaldırdık internetle. Şekil de geliyor. Ne demek bu yani? Elektrik de burada oturmuş. Ama henüz insanlar sesi vasıtasız naklettikleri gibi elektriğe güçleri yetmiyor. Yetse var ya medeniyet müthiş bir sınıf atlayacak. Düşünün yani. Bir sistem kurulacak. Komutla bura ışıklanacak. Ampul yok ne yok. Evet. Alemi cez, cazibe var. Değil mi? Dedi ya İsa bir çekim alemi var. Yani bir yer bir şeyler muntazam bir şekilde yerinde duruyorsa dengeli çekim gücündendir. O çekim gücünü kaldın hiçbir şey yerinde durmaz. Bak aya gidenler uçuyorlar. Ne de duracağı bellisiz. Çekim insana ağırlık veriyor. Kıymet kazandırıyor. Ne yaptığını ortaya çıkıyor. Yani ayda kalksan bir şeyler yapmaya kalksan her şey uçup gidecek. Ne ev yapabilirsin, ne çadır kurabilirsin. Ne adam toplayıp ders, adamlar uçup gidiyor. Nasıl ders yapacaksın abi? <laughs> Büyük bir nimet ya. Alem esir. Oo, bir de böyle bir alem var. Allah ondan yaratmış bu alemi. Alem esir. Atomların da, elementlerin de, nötronların, protonların en küçük yapı taşı dediğimiz maddenin neyse, İçerisinde yüzüp gezdiği bir alem var. Nasıl yıldızlar semavatta yüzüyor? Bütün varlıklar, atomlar ve şeyler, elektronlar esir denizi içerisinde yüzüyor. Eğer ışık ta güneşten buraya kadar geliyorsa bu esirin sayesindedir. Nakliyatçıdır esir. Allah her şeyi esirden yaratmıştır. Tek cevher. Bütün mahlukatın asıl yapısı, ana yapısı parçalanmayan en küçük yapı taşı esirin, esirin partikülüdür. Esirin olmadığı yer, alan, mekan yoktur. O da dolu ağzına kadar. Peki. Alemi misal. Değil mi? Yani bizde hayal, dışarıda alemi misal. Şurada adam uyusa rüya görecek. Ya Beytullah'ta geçecek, tavaf edecek ve memleketine gidip keyif edecek. Ya sen buradasın nasıl memlekete gidiyorsun? Misal alem hiç hiç hemen mahiyet değişikliğiyle rüyadan oraya geçiyoruz. Yalandan uykuyla misal alemine geçen bir adam. O da genişliyor, coğrafya değişiyor, alem değişiyor ya. Evin oluyor Beytullah. Niye ben uyandırdın diyor ya. Hacdaydım diyor adam. Hakiki ölümle ahirete gitmek kolaydır. Adam uykuyla Paris'e birden giderse buradan. He? Hakiki ölümle, yalandan ölümle Paris'e giden bir adam, o da yalandan gidiyor. Hakiki ölümle cennetin ortasına gider. Mesafeye lüzum yok. Onu ölüm götürür, buna uyku götürüyor. O Beytullah'ta gezen adama desen ki kalk hacca götüreyim seni. Pasaport da yok, ne yok. Aylarını alacak. Ama şehadet aleminden misal alemine geçtiği an her şey değişiyor. O da dolu ağzına kadar. Uykuyla oraya geçebiliriz. Düğmeyle ışığa geçtiğimiz gibi. Bu düğmeyle bak soğutuyor. Bu kaydediyor arkadaşlar. Alemi berzah. Bir de bu var. Alemi berzah ne? Kabir alemi. Kabir alemi kabristan değil ki. Nereye gömüldün orası senin kabrin. Devlet oraya gösterdiği için oraya gömülüyoruz. Eskide her adam öldüğü yere gömülürmüş. Efendimiz de öyle değil mi aleyhissalatü vesselam? Ravza-i yani. Yani şura kabristan olsun ahiret burada işte. Kabir alemi burada. Eyüp'e gitmeye dedim yok ki her taraf. Yeter ki öl. Ölünce men o aleme geçiyorsun. Ya çok enteresan işler. Dün ders, dün ders de değil mi? Ali kardeşin şeyinde. Ya adamı gömdük diyor. Hep bunlar örften gelenekten gelen yanlışlıklar. İlk gecesi bakalım hesabı nasıl olacak. İlk gecesiymiş. Adamı sabah tefrit akşama kadar melek bekleyecek mi? Gece olsun da geleyim diye. Zaten adamı karanlığa gömüyorsun ya. Şehadet alemi bitiyor ya fani alem. Baki alem giriyor. Ne gecesi? Gece fani alemle ilgili bir şeydir. E buraya göre gündüz, Amerika'ya göre gece. Melek hangi geceye göre gelecek? Ne diyorsun Harun kardeş? İşler çorbaya döver ya. Ya kıyamet akşam kopacak ya. İşte onda da. İşte o yani kısalığına alamettir. Anlatabildim mi? O tabirler öyledir. Yani şu Nedir kitaplarımız? Bir adam def, bir insan defnedildiğinde dünyeviler üstte işini bitirdiği an uhreviler hatta hesabı görmüştür. Bitmiştir. Ki hoca telkin o asla da verir. Ee söyle kul Rabbim Allah dinim İslam değil mi? Eğer akşam melekler gelse o gün kaç tane cenaze defnetti imam? Beş. Akşam gider sırayla telkinatı akşam verir de o anda veriyor. Yok yedici gece falan. Onlar bizde de ölüyü hatırlatmak, rahmete vesile olması açısından tespitlerdir yani. Yoksa iş bitmiştir. O an iş biter. Zaten işin süratle olmasının sırrı hesabın aşağıda İza suhufu nüşret. Ya Allah hesabı görecek. Bizim muhasebeye benzer mi bu iş? İnsan nerede sığar kabir alemine girmiş oluyor bak. Ölümle mahiyet değiştiriyor. İşte diyor üstad bu alemler arasında mizaheme ve yerdarlığı yoktur. Bak kaç alem saydı bir mekanda. Hiçbir birbirine engel değil, hiç. Bir de ayrıca burada ne kadar sesler var. Seslerin şiveleri var, tonları var değil mi arkadaşlar? Nereden bir Açın radyoyu görün. Milyonlarca, milyarlarca şekiller var, suretler var. Allah Allah. Koku var, melekler var, cinler var, canlar var, ne kadar alem ya. Bizden değil, bura bizim kütüphane. Hiç alakası yok. Bura o kadar kullanılan bir alem ki. Biz de kenarından, kıyısından burada ders yapıyoruz. Belki cinlerin mahkemesi. Belki cinlerin mescidi. Belki cinlerin düğün salonu. Ne bilelim biz? Allah Allah. Açın frekanslar. Burada olanları keşfedin. Onları frekanslarla anlarız. Misal alemine uykuyla gireriz. Kabir alemine ölünce gireriz. Götürmeye gitmeye taşımaya lüzum yok ki. İşte maneviyat işin içine girdi mi milyarlarca alem aynı yerde iç içe yan yana olur. Bir iş bir iş engellemez. Bir diğerine mani olmaz. Ruh da şu bedende diyelim ciğerlerle, kollarla, parmaklarla neyse yani azarlar ne kadar bir anda birçok iş yapıp her birinden ayrı ayrı lezzet alıyorsa dokunmanın lezzeti ayrı. Konuşmanın lezzeti ayrı, görmenin lezzeti ayrı, işitmenin ayrı, bak şimdi hayalin ayrı, düşünmenin ayrı. O bunu bir anda ruh yapıyor. Sıraya da koymuyor. Diyor ki binlerce huri varmış ha ben nasıl bunları sıraya koyacağım? Sıraya koyma lüzum yok ki. Cennet bizim bedenimiz olacak. Bedenimiz gibi olacak. Ruh bu dünyada bu vücutta yaptığı bu kolaylıkla işi vücuduyla beraber nuraniyet kesbetmiş vücuduyla beraber cennette yapacak. Allah cesede sınıf atlatacak. Ruhu farklı hale getirecek. Cennet ruhu haline getirecek. Cennette bir bedeni ruh nasıl kolaylıkla kullanıyorsa cenneti de aynı kolaylıkla kullanacak. Bir huri diyor. Değil mi? Şu kadar elbise giyer. Çeşit çeşit elbiseler. Bir elbise alttaki elbiseyi kapatmaz. Hatta hurilerin 70 hulle giydikleri halde kemiklerin içindeki ilikler görünür diyor. Üstad bunu anlatıyor. Yani zevkperest, zevkine düşkün, lezzetine düşkün olan erkeklerin açılmış iştihaları karşısında Cenab-ı Hak hurileri o kadar güzel ve letafetle yaratacak ki üst üste giydiği libasların güzelliği birbirini örtmeyecek, erkeklerin, cennet erkeklerinin inananlarının bütün zevklerini bir huri hepsini tatmin edecek özellikte ve güzellikte olacakmış. O ona misal olarak söyleniyor. Şimdi dünyanın da hurileri var, aynı. Şimdi elma bir nimettir değil mi? Elmayı bir huri kabul edin. Elmayı. Şimdi elmayı alan bir adam, bak şimdi. Elmayı tutmaktan gelen bir zevk var mıdır arkadaşlar? He? Ömer kardeş, Yumuşağını mı alın, sertini mi alırsın? Bak hemen. Gitti bu. Peki elin aldığı bu zevki göz alabilir mi? Burun alabilir mi? Dil alabilir mi? Hayır. Bak bunun zevki abi elbise giydi de Allah elmaya. Elin aldığı zevk. O duruyor üzerinde. Gözün aldığı zevk var mı? Parlağını alıyorsun. Cam gibi olanını seçiyorsun. Gözde bir elbiseden lezzet aldı mı? İkinci elbise. Birbirinden gel oldu mu? Hayır. Getirdin kokluyorsun misket elması. Golden. Golden mi diyorsunuz? Amasya. Kokuları farklı mı? Bir de burun lezzetini aldı mı elbiseden? Üç. ısırdın Dört. Dişi olan olmayana sor bakayım ya elmadan diş lezzetini alıyor mu damağıyla yiyenler? Allah Allah. Dil. Bir de o lezzet alıyor. Çiğneme. Hazım. Akıl düşünür Bir elbise. Kalp tefekkür eder bir elbise. Ya bir elmada bile on elbise var diye birbirinden engellemiyor. Her ağızda kendi istifadesini ondan alıyor. Burada bir elmaya on elbise yedirip insandaki hissiyatları tatmin eden Allah cennet hurilerine yetmiş elbise giydirir. İnsanların inkişaf eden zevklerine hitap ederler. Bir şey diğerini engellemez. Bura oranın vitrini. Cenab-ı Hak dünyayı cennetin vitrini olarak yaratmış. Burada isimleri var, orada hakiki kaynakları, menbarları var. Kezalik pek geniş gaybi alemlerin de pek geniş gaybi alemlerin de bu küçük arzda ihtimalları mümkündür. Evet. Hava, su insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine yani cam ışığı engeller mi engellemez bak hemen geçir. Bir kağıt parçası engeller. Şu anın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna. Mesela şimdi insanın ciğerin resmini çekiyor röntgen makinası. Damarların durumunu ortaya koyuyor değil mi? Şimdi tomografi çıkmış şimdi daha derinlere iniyor kılcal damarların meselelerini önümüze koyuyor, hücrelerin içinin fotoğrafını çekiyor. Nüfuzuna ve akıl nuruna. Bak şimdi aklı insan aklını geliştirdi mi? Aklın istifade ettiği alanlar çok farklı. Aklın iman istifade ettiği alanlar çok farklıdır. Geri kalmış ülkelerde akıl gelişmemiştir. Bak ecnebiler aklını geliştirmişler. Dünyadan neler kazanıyorlar, nelere çeviriyorlar ya. Niye? Aklını geliştirdikçe Cenab-ı Hak nimetlerini artırır. istifade alanlarını geliştirir. Aklını geliştirmeyenler geri kalırlar. Bugün teknoloji, fen, silah sanayi, ilaç sanayi, tıp neyse hepsi aklın ürünü. Eğer ilgilenilmeseydi, aklın önüne açılmasaydı bunlar hep ortada olmayacaktı, yok olacaktı. Farkına varamayacaktı. Ne oldu? Bir şeyler çıkarttık bu dünyadan. Bunu akıl çıkartıyor. Hayvanlar niye çıkaramıyor? Hani hayvanların tıbbı? Hani teknolojisi? Hani tekstili? Allah Allah. Ya hala affedersin inlerde yaşıyorlar da bir tuğla bir tuğla üzerine koyamadılar ya. Akıl yok ki. Ama akıl nelere kaydırmış bak görüyor musunuz? Onun istifade ettiği sofralar gizlenmiş de konmuş da akıl onu çıkarıyor. Bir de imanın çıkardığı alanlar var. Onu da imanı olmayan anlamaz. Bir profesör aklıyla uzay gemisi yapar, internette dünyayı gezer. Ama imanı olmasından dolayı melekleri gören bir avam kadar ufku gelişmemiştir. Melekleri akıl görmez, iman görür. O ayrı bir meseledir. Nasıl gözün gördüğü alanı kulakla işitemeyiz? Kulağın istifade ettiği sofradan burunla istifade edemezsek, hepsinin sofrası ayrı ayrı olmakla beraber, aklın geliştirdiği alanlar onların istifadesiyle, imanın müdahale edip kemale erdirdiği istifade edilen alanlar da çok farklıdır. Bu adam uzay gemisine biner, yıldızlara gider, o adam iman gemisine biner, cennete gider. Ama onun gittiği cennette bu teknolojiyle gidilmez. Evet. Akıl nuruna Melek ruhuna. Ha şimdi burada melekler dolu şu anda. Melekler dolu. Azra aleyhisselam bile burada var. Bizi gölge gibi takip ediyor ya. Hemen yanımızda. Emri bekliyor emri. Emri bekliyor. Biz buna ne diyor? Hastalık diyoruz. Trafik kazası. Diyor. Bir emir gelmiştir ya. Al onu diyor Cenab-ı Sebeplerde boğulmak doğru değil. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Takdim tehir yok. O an işi bitirir. Saniye şaşmaz. Şaştı mı melek olmaz. Melek zaten vasıtadır. Ruhları kabzeden Allah'tır. Bir anda her yerde bulunuyor. Uzak yakın yok ki. Biz hadiselere karşı tedbir alırız. Trafiğe tedbir alırız, depreme tedbir alırız, hastalara tedbir alırız. Ölüme tedbir alamayız ki. Murat bitti mi, takdir tahakkuk etti mi, değil mi? Ummadığın bir şekilde, bir sekte, bir kalp krizi, bir pıhtı yetiyor ya. Hiçbir şey yok adamın diyor. Hiçbir şey yok abi diyor. Sohbet ederken gitti diyor. Ölüm bize bizden yakın, emir bekleniyor. Melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mani yoktur. Elektriğin ceryanına bir mani yoktur diyor. İnsanlar bunu keşfedecek unutmayın. Nuh Aleyhisselam'da Cenab-ı Hak dünyayı sıfırladı Nuh Aleyhisselam döneminde. hayat ikinci defa başlattı. Nuh Aleyhisselam'a kadar teknoloji zirve yapmıştı. Artık insanların uluhiyeti zorlayacak arızalar meydana getiriyorlardı. Kader işi bitirdi. Nuh Aleyhisselam'dan evvel kablosuz elektrik var. Ya kendimizi dev görmeyelim. Sifenksler diyorlar. Allah için bak internette var. Ney bunlar? Nasıl yapılmış bunlar? Ha? O teknoloji ne arkadaşlar? O piramitler ne ya? Nasıl yaparsınız bunu? Bu teknoloji olacak ki onlar olsun. Peki bizim gibi demirin üzerinde değildi o teknoloji. Başka bir malzemeydi. Beni İsrail'in hayatı boyunca kutsal emanet diye sakladığı, ahit sandığı Kuranda geçiyor. Tabut sekine. Ne vardı onda? Akasya ağacının içerisinde, altın etrafı çevrili. Sadece ve sadece Yusuf Aleyhisselam vazeti Bünyamin'in neslinden gelenler ona dokunabiliyor. Ben İsrail'in inanan kısmı. Siyonistler dokunamıyor. Oğun kardeş dokunamıyor kuyuya attıkları var ya ihanet edenler. Sadece çadırın içerisinde ondan istifade eden, onun içinde ne var, ne, ne kadar serbest bırakılacak bir tek o aile biliyor. Başkası dokunamıyor. Ona özel bir elbiseyle girilip oradaki şifreler neyse insanlığa lazım olan her türlü teknolojikle alakalı sırlar onda saklı. Onu hayatları gibi korudular. Değil mi? Davud Aleyhisselam'la alakalı mevzuda Davud Aleyhisselam'a nasıl itaat ettiler? tabut Sekine'yi getirdi. Salamun Mabedinin içerisine defnettiler. Gizlediler onu. Süleyman Aleyhisselam döneminde yapılan Salamun Mabedinin içerisine onu gizlediler. Bunu da Mısırlardan öğrendiler. Mısırlılar piramitlerin içerisine İdris Aleyhisselam'ın Nuh tufanında insanlığa lazım olacak bilgilerin şifreler içerisinde bulunduğu o sırlı şeyi, sandukayı koruyup muhafaza edip tufandan kurtarıp gemiden koruyup daha sonra geminin kapakları açıldıktan sonra Mısır'a giden insanlar sayesinde teknoloji oradan başlatıldı, piramitler ondan sonra yapıldı o sırlı bilgileri Mısırlılar piramitlerin içerisine yerleştirdiler. Niye? Çünkü onlar Firavun'un ahit mezarlarıydı. Kimsenin aklına gelmez. Firavunlara yapılan o mezarlar simge, bir sembol, bir yani daha doğrusu bir aldatma. Altında sırlı, gizli insanlığa faydalı bilgiler vardı. Yahudiler onu oradan öğrendiler, onu oradan çaldılar o bilgileri. Onun için Firavunlar Yahudileri katliamdan geçirdi, evlatlarını öldürdü, beyinlerini götürdü, laboratuvarları inceledi, o sırlı bilgileri almak için. Yoksa bir adam, çocukları niye katletsin? Hadi bir tanesi rüya gördü. Hepsi mi rüya gördü bunların? Titus da mı rüya, rüya gördü? Nabukat Nezar da mı rüya gördü? Sargon da mı rüya gördü? Hepsi bunları katliamdan geçirdi. Hepsi o bilgiyi almak, kırıntıyı almak için mücadele ettiler. Allah onlara bir ceza verdi. Tih sahrasında, 400 yıl ve 40 yıl civarında deli dana gibi geldiler. Allah o bilgileri ondan, onlardan aldı. Ceza verdi onlara Ben İsrail'e. Mısır'ın piramitlerinin altından çıkarttıkları bilgileri hafızalarda koruyorlardı. Millet onlardan çalmasın diye. Allah bir bela verdi, hafızalarına o bilgileri aldı. Şaşırdılar. Deli tavuklar gibi gezdiler Tihsa arasında. Bir 40 yıl asgari, 400 yıl diyenler var. Sonra Harut'ta Marut geldi. Tekrar o bilginin kırıntılarını uyandırdı onların cezaları bittikten sonra. Tekrar medeniyet kuracak devletlere yardımcı oldular. İşte ondan sonra biz Roma medeniyeti diyoruz. Ondan sonra biz İspanya medeniyeti diyoruz. Endülüs diyoruz, İspanya diyoruz. Osmanlı diyoruz. bunlar sırlı şeyler. Neticede kendilerine emanet edilen ay sandığıyla alakalı malumatı da o bir sırları da Salonun mabedinin dibine gömdüler. Sonra orayı Titus yıktı. Hristiyanların valisi olan Titus yıktı o şey. iki defa o mabet yıkıldı. Bir Nabukat Nezar yıktı. Bir de o Titus yıktı. O esnada onu alıp götürdüler ahi sandığını. Hiçbir şey umurlarında değil. O sandık her şeyden önemli. İnsanlığın teknolojisi geleceğiyle alakalı orada sırlar vardı. Onu Roma'ya yani İtalya taraflarına getirdiler. Sonra atilla Roma'ya daha doğrusu Roma çökme durumuna gelince Bizans'a taşıdılar. Roma ikiye bölündü ya. O sandığın Bizans'a yani İstanbul'a getirdiler. İstanbul'da nereye koydular? Bir sır olarak öyle kayboldu gitti. Ama endişeler, şüpheler Ayasofya'nın altı diyor. Kesin bilgi yok ama orayla çok kafaları meşgul. Ayasofya'nın altına girin kaybolursunuz. Orada altta İstanbul'un surlar içinde şehir var orada. Kimse giremez. Girdi mi kaybolurlar, giren çıkamaz oraya. Bunlar yani insanların şeyini deriş, kendini değiştirecek meseleler. Bir papanın gelip Sultan Ahmet Camii'nde esas duruşu buraya verdiği değer ve itibarın altında bir şeyler var. Yani şunu demek istiyoruz ki Cenab-ı Hak peygamberler eliyle insanlara maddi ve manevi nimetleri nasip etmiş. Peygamberlere de aleyhisselam ilk muhatap ekseriyetle Beni İsrail olduğundan dolayı Beni İsrail'in içinden peygamberler çıktığı için İbrahim aleyhisselamdan bu tarafa hep öyle. Hepsi Beni İsrail'den gelmiştir. İbrahim aleyhisselam iki tane evladı vardır. Hazreti İshak İsmail aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'dan Araplar, İsa Aleyhisselam'dan da Yahudiler. Aynı şey, aynı damara gelir. Üstad da oradan geliyor. Yani İsmail Aleyhisselam'ın neslinde. Mürşitler, alimler, insanlığa yön verenler, ilmin merkezleri, menbaaları ve kaynakları İbrahim Aleyhisselam'a dayanır. O da Beni İsrail'e dayanır. Peygamberler, zaten Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı İsrail'dir. Yakup Aleyhisselam'ın. Peygamberler ilk muhatap bu millet olduğundan dolayı İnsanlığa faydalı olan maddi ve manevi bilgiler önce bunlara aktarıldı. Ama bunlar hapsettiler. İnsanlığa müsaade etmediler. Ağırlığını kendilerinde tuttular. İnsanlara köle gibi kullandılar. Onun için Cenab-ı Hak onlara zillet ve meskenet belası verdi. Dünyada süründürdü, parça parça etti, savurdu, fırlattı her tarafa dünyanın. Darma dağın etti. Vatanları yok, büyükleri yok. Ama şirketleri var. Vatansızlar. İsrail, İsrail onların vatanı değil. İsrail'de yaşayanlar bunların zavallıları, perişanları, fakir fukaraları maaşla kalıyorlar orada. Bunların güçleri, kuvvetleri, şirketin başındakiler Londra'da, Washington'da, Çin'de, Moskova'da şeylerin başındalar, paraların. Kezalik bu kesif alemde ruhanileri deverandan, yani ne demek istiyor? Evet biz burada dünyeviler olarak oturuyoruz ama burada o, öyle alemler, öyle meseleler, öyle manevi varlıklar var ki biz burayı kullandığımızı zannediyoruz. Zannediyoruz arkadaşlar. Onlar için de yer darlığı yok. Şu misal de vereyim dersi bitireceğim. Bunu çok veriyorum ama ezberlememiz lazım. Yani bu çok çarpıcı bir misaldir. Mesela şuraya Ekranlar yerleştirsek diyelim ki bin ekran yerleştirdik buraya, bin. Harun kardeş, bin ekran. Bu ekranın her birini dünyada ayrı bir kanala ayarlasak, sistemlerimiz de mükemmel olsa, yüzde yüz sağlam, teknik, üst seviyede. Hepsi ayrı ayrı gösterir değil mi? He? Bin ayrı resim, bir ayrı film görürüz değil mi? Peki, odayı küçült, bir metre küp yap. O bir metre küpe hayalen... O küçük küçük bin ekranı gene yerleştir. Hayalen yerleştir bu defa. Hayalen. Yine hepsini ayrı ayrı kanallara açsak, ayarlasak gösterir mi? He? Gösterir. Az daha küçük odayı hayalen. Bir santimetre küp olsun. Bir santimetre küp odanın içerisine. Yine o bin ekrancıkları hayalen yerleştirin. Yine ayrı ayrı kanalları ayarlayın. He? Gösterir mi? Hayal odayı biraz daha küçült bir milimetre küp olsun. Onun içine zerreler büyüklüğünce bin ekran yerleştir, gene gösterir. Milyon ekran gene gösterir. Başka ses gösterir, suret gösterir, oksijen vardır orada, hava vardır, cazibe vardır, elektrik vardır arkadaş. Bir nokta BSK'da ne kadar nokta koymuş Allah. İşte Üstad Dî, havanın sırrı açılsa ve huve şeyin kadir. Herkes elini kaldırıp teslim olur. Bak, bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabiliriz? Matematiği güçlü kim var? Senin matematiğin güçlüdür. Sen sen. Ne? Bir nokta beyaz kağıda kaç nokta koyabilirsin? Kaç? Bir nokta bak gördün mü? Güçlü matematik. Bir nokta beyaz kağıda bir nokta konur. Kağıt da bir nokta. Bir nokta beyaz kağıda herkes birer nokta koysa herkesin noktası birbirine karışır. Ta Karadenizli atını karıştırmış da şeyde tavlada yüzlerce at var. Nasıl bulacak? Ha uşaklar demiş, herkes atını alsın ha. Ben atımı vuracağım demiş. Ulan demiş, çabuk toplan, bizim atı vurmasın. Ortada bir at kalınca onu almış gitmiş. Kolay tanış. Allah bir noktaya milyonlarca nokta koyuyor, birbirine karışmıyor. Ses mi alacaksın? Suret mi alacaksın? Hava mı alacaksın? Cazibe mi alacaksın? Melek mi yaşayacak? Vay vay. Ya. Şimdi ne demek yani bu? Allah her yerimizi, her şeyimizi, içimizi, dışımızı biliyor ya. Yani. Biliyor. Allah var, her şey var budur işte. Kezalik bu kesif alemde ruhanileri deverandan, cinnileri cevelandan, şeytanları cereyandan, bir de şeytan var. Hilesi vesvesesi geliyor. Nereden geliyor? Kablo yok ne yok. Vesvese geldi abi kalbime diyor, namazı terk ediyor. Ya nereden geldi arkadaş? Fişi yok, kablosu yok, hortumu yok. İşte vasıtası nakliyat. Melekler ise yarandan men edecek bir mani yoktur. Sübhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneken hakim. Allah rızası için el-Fatiha.